Evet, Avusturya'nın Schaips diye bir beldesine geldik, ilçesi neyse. Oranın genel meydanını şöyle bir çekelim. Daha sonra kilisesinin içerisine de girelim. Burası eski meydanıymış. Eski meydanlar boş. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet, kilisesine yaklaştık. Gireceğiz. Gördüğünüz gibi burası eski meydanı. Evet. Karşıda da belediye binası. Evet arkadaşlar. Şöyle bir girelim. Evet, kilisesinin içine girdin mi? Girdim, güzel. Evet, kiliseler böyle müzikli. Kiliselerde orglar çalıyor bu genelde. Her zaman rastlamayız ama bazen böyle. Şu orgdan geliyor ses arkadaşlar. Evet. Evet, kilise olayı bu. Burada da vaftiz edilen çocukların fotoğrafları. Evet, kilisenin yine dışına çıkıyoruz arkadaşlar. Meydandan. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilerleyeceğiz. İleri gidiyoruz. Evet, Avusturya her yeri çiçekli bir memleket. Evet, meydanın, eski meydanın anıtlarından birisi. Meydanın bir tarafı da Rathaus'ta bitirip belediye binası burası. Evet, yine buradan ileriye doğru gidiyor. Evet, meydanda bir çalışmalar var. Yarın herhalde bir etkinlik var. Buradan çıkıyoruz aşağı doğru. Bakalım neler var. Evet, buradan yine kiliseyi görüyoruz. Evet. Başka bir caddesi. Başka bir caddesi. Evet, yine başka bir yerden görüntü. Evet. Burası böyle. Şimdi nehir var bir tane. Evet. Gördüğünüz gibi burası da bu şehrin nehri herhalde. Bu şehrin nehri burası demek.
Evet, çiçekli, her yer çiçekli arkadaşlar. İnsanlar her yeri çiçeklendiriyor. Evi, parkı, bahçeyi, sokağı, aklına gelen her yer. Evet. Aklına gelen her yeri çiçeklendiriyor adamlar. Evet, gördüğünüz gibi olay bu. Evet. Yine bu alemden bir görüntü. Eski caddeleri, tarihi yerleri. Evet, tarihi yerler buralar. 1952 diyor şu bina yapılmışlar. Yaz tatilinde. Evet arkadaşlar. Evet, millet tatilde olduğu için sokaklar biraz boş. Evet, ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Dediğiniz gibi. İlerliyoruz. Köpek köpeğe havlıyor. Enteresan. Evet, ara sokaklardan, yani eski şeyden geldik. Şimdi ana caddelerden birindeyiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz alem bu. Nereye gidiyor şimdi?